Herkese merhaba. Güzel bir program olmasını dileyerek başlıyoruz. Esma hoş geldin. Nasılsın? Merhaba. Nasılsın? Teşekkürler. Aynı anda teşekkürler. güzel bir program olacağını düşünüyorum ve başlıyoruz. Hazır mısın? Evet. Heyecanlı ve güzel haberler var gerçekten. İlk haberimiz bir Fahriye Evcen haberi. Dilerseniz önce haberimizi izleyelim, arkasından yorumlayalım. Fahriye Evcen'den Filiz Akın'a cevap. Filiz Akın, Fahriye Evcen'in Fransızca şarkı söylediği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Instagram hesabından oyuncu Fahriye Evcen'in şarkı söylediği anları videosunu paylaşan oyuncu Filiz Akın'a Evcen'den cevap gecikmedi. Fahriye Evcen, güzel bir şarkı, güzel bir ses ve yurt dışından da çok hayranı olan güzel oyuncu Fahriye Evcen. Edit Piaf'tan bir şarkıyla Love Me and Rose. Tabii ses o kadar genç ki Edit Piaf'taki o acı ve yaşanmışlık dolu sesi burukluğu yok. Olsun, böyle de huzur verici diyen Filiz Akın'a Evcen'den cevap gecikmedi. Sevgili Filiz Akın, ne kadar da zarif. Teşekkür ederim. Siz isteyin ben hep söylerim diye cevap verdi. Reklamlarda oldukça fazla görüyoruz Fahriye Evcen'i. Sesinin de güzelliğini herkes biliyor. Evet. Edith Piaf'ı tanırsın herhalde. Evet. Fransız muhteşem bir şarkıcı. Çok 43 yaşında ölmüş. Ne kadar evet, kötü bir çok şey genç oldu. 1915 yılında doğup 1963 evet. yılında ölmüş ve şöyle bir durum söz konusu. Ama hala bugün onu konuşabiliyoruz yani. Yani o kadar onun güzel bir yaşadığı sahip. Acıları biliyor musun? Tabii tabii çok acı hayatı var. Paylaşılamayan bir var. Çocuk akabinde tesadüf eseri söylediği bir şarkıyla keşfedilmesi. Evet. Ve muhteşem sesi. Evet. Evet. Bugün de hala Edith Piaf dinleyenler var. Filiz Akın gibi. Şimdi Fahriye Evcen biliyorsun reklamda Edith Piaf gibi olamasa da güzel bir şekilde gerçekten o muhteşem sesiyle, büyülü sesiyle yorumlamış şarkıyı ve Filiz Akın hemen bir paylaşım yapmış gördüğün gibi. Ve orada demiş ki yani Edith Piaf'ın o çektiği acıyı da işaret ederek yani acı ve yaşanmışlık sesi yok belki. Ama bu ses de çok huzur verici demiş. Filiz Akın'da, onere etmiş aslında güzel evet, bir şey. Fahriye Evcen de siz isteyin ben her zaman söylerim demiş ama hemen şurada bir tırnak içine bir şey söylemek istiyorum. Fahriye Evcen Filiz Akın değil ama koyu bir Türkan Şoray hayranıdır. Bunu biliyorsun evet, değil mi? Evet biliyorum. ama tabii ki saygılı bir hanımefendi. Burak Özçivit'li filmlerini de ilk Türkan Şoray'a izletmişti. Ondan sonra film vizyona girmişti. Bunu da buradan söylemek istiyorum. Ne diyelim? Evet. Fahriye başarılı ses tonuyla, evet. oyunculuğuyla. Anneliğiyle. Ama şöyle bir şey var. Son dönemde oynadığı bir iki dizi vardı. Burak Özçivit'ten sonraki dizileri hiç tutmadı biliyorsun. Şimdi eşi tutmadı. Olduğu için değil de belki hani ana karakter olduğu için mi? Ya başrol oyuncusu olarak mı dizide? Tutmadı. Yani ondan sonra bir tane dizi yaptı zaten o tutmadı. Ondan sonra diziyi ara verdi daha çok. Sonra anne oldu zaten. Reklam filmlerinde gördük ve akabinde anne oldu. Evet bir de ne fazla diyelim? Kiloları vardı biliyorsun. Onlardan da anne olma dolayısıyla aldı kilolardan da biraz zor da olsa kurtuldu. Yavaş yavaş iyice kurtuldu. O da onun için büyük bir aslında işi geri çevirme şekli oluyor maalesef. Belki teklifler gelebiliyor ama tabii ki aldığı kilolar dolayısıyla da işleri kabul etmemiş olabilir. Yani. Çünkü bayağı bir kilo almıştı. Ama şimdi reklamlara geri döndüğüne göre kilolarından kurtulmuş o muhteşem sesiyle de yakında bizi büyüler zaten izlersiniz diye düşünüyoruz. Evet bir başka haberimize girelim mi? Hı hı. Evet güzel bir haber var sırada dilerseniz izleyelim arkasından yorumlayalım. I am Mesut Özil. Welcome to my home. Mesut Özil kraliyet üyelerine komşu oluyor.
Mesut Özil, kraliyet üyeleri ve Beckham ailesine komşu oluyor. Cotswolds'dan malikane almak için kodları sıvadı. İngiltere Premier Ligi takımlarından Arsenal'de top koşturan Mesut Özil, Devler Ligi'ne giriyor. Kişisel servetinin 100 milyon dolar olduğu konuşulan Özil, İngiliz basınında çıkan haberlere göre ülkenin en seçkin bölgesi Cotswolds'dan malikane almak için kolları sıvadı. Eşi Amina Gülşe ve kızıyla Londra'daki 10 milyon poundluk villada yaşayan Özil, yeni evi için 5 milyon poundu, yaklaşık 49 milyon lirayı gözden çıkardı. Bölgeye özgü tarihi malikanelerden birini alacak olan Mesut Özil, sadece Beckham'lar değil, kraliyet ailesi üyeleriyle de komşu olacak. Buradan ev sahibi olan isimlerden de biri Dikran Masis. Futbolun efsane ismi David Beckham, pandemi süresince eşi Victoria ve çocuklarıyla Cotswolds'taki malikanesinde geçirmişti. Mesut Özil, efendim, kraliyet üyelerine komşu oluyormuş. Ne düşünüyorsun Esma? Ya normal, çok zengin bir adam bir kere. Çok. Almanya'da doğup büyüyüp orada Devler Ligi'ne girmek, kendi başarısının üzerine başarı koymuş olması. Bir de benim hani tamam, bu kadar çok şaşalı hayat yaşıyor. Çok güzel bir hayat yaşıyor. Çok güzel bir eşi var. Amine Gülşe'yi ben beğeniyorum. Değişik. Ama ondan önce bir eşi daha vardı beyefendinin. Öyle mi? Onu bilmiyorum ben. Bu ikinci evliliği mi? Evet. Ha, onu bilmiyorum. Bir anda jet hızıyla evlenip jet hızıyla boşanmıştı bir takım iftiralar nedeniyle. Hmm. Bu arada çocukluk aşkıydı evlendiği hanımefendi. Çocukluğundan beri birlikte oldukları, yani birbirlerini tanıdıklarını biliyordum ve öyleydi de. Aile üzerinde bir takım kara bulutlar dolaştı ve o haberlerin hepsini Mesut Özil bugün her yerden sildirdi. O hanımefendinin adı, esamesi bile yok. Bak, ben bilmiyordum. Hanımefendi o tarihlerde hamileydi de boşanırken. Zaman çocuğu mu var? Akıbetini merak ediyorum ben. Böyle milyon dolarlık malikaneler, işte bilmem neler. Biliyorsun annesinin de çok iyi bir böyle kesimini kestiği böyle bir çıkışı var Mesut Özil'e. Fakirlere yardım etmezsen seni evlatlıktan reddederim diye. Böyle bir anneye sahip olup inşallah o eşini çocuğuyla beraber mağdur etmiyordur diyorum. Mağdur ettiğini sanmıyorum da sonuçta kendi çocuğu. Ne diyeyim, ev alma, komşu al diyorum. Bu komşuları da yani ayrını görür mü bilmiyorum. Beckham ailesi yani ve kraliyet ailesi. Bizim Türk komşuluğumuz gibi asla olamaz diyorum. Ne olursa olsun. Değil Dikran Masis, yani komşular bunlar. Dikran Masis de eskiden Nukhet Duru'nun eşiydi biliyorsun. Evet. Yani komşular daha gerçekten enteresan. Daha önce de o beyefendi bir evini satmıştı ya. Ev mi satın almıştı Dikran Masis? Evini mi satmıştı? Onu konuşmuştuk bayağı bir. Galiba satın almıştı o evi. Orada da evi varmış. Ne diyelim? Ev alma, komşu al diyorum yine her zamanki gibi. Ya inşallah daha iyi yerlerde otursunlar. Daha neresi olabilir bilmiyorum. Bana komşu olabilirler yani. Burada onu söylemek istiyorum. Peki. Cem Yılmaz Demet Akalın'a bir gönderme yapmış. Dilerseniz hangi konu hakkında olduğunu haberimizi izledikten sonra yorumlayalım. Cem Yılmaz'dan Demet Akalın'a gönderme. Biz normal insanlarız. Normal insanlarız biz. Bir alışveriş merkezinde oğluna kırtasiye malzemeleri alan Cem Yılmaz, yeni aldığı 5 milyon değerindeki aracına binmeden önce gazetecilerin sorularını yanıtladı. Komedyen Cem Yılmaz, oğlu Kemal ile çıktığı alışveriş turunda koronavirüs nedeniyle çocuğuna özel öğretmen tutan şarkıcı Demet Akalın'a göndermede bulundu. 5 milyon liralık aracıyla görüntülenen ve çocuğunun normal bir eğitim alacağını söyleyen Yılmaz, "Onlar bazı ünlüler, biz normal insanlarız." dedi. Öğretmen şeyi var mı? Türkiye'deki çocukların eğitimi nasıl oluyorsa öyle oluyor. Özellikle, nasıl olacak bacım? Bazıları öğretmen, bazı ünlüler öğretmen tutuyorlar da o yüzden söyleyelim dedik biz. Ben bazı ünlüler değilim. Siz nasılsınız? Normal insanlarız biz. Demet Akalın, geçen günlerde pandemi nedeniyle kızı Hira'ya 1500 TL'ye sigortalı ve maaşlı özel öğretmen tuttuğunu açıklamış, bazı çevrelerden tepki çekmişti.
Evet, uzaktan eğitim başladı biliyorsunuz ve veliler de çok zorlanıyor, öğrenciler de çok zorlanıyor. Herkes telefonla iletişim halinde, bilgisayarla iletişim halinde, olmayan da herhalde öğrenim alamıyor. Bilemiyorum artık, çok zorlaştı her şey gerçekten pandemiden sonra. Ve Demet Akalın demişti ki ben özel bir hoca tutacağım kızıma. Rakamına kadar verdi, 1500 TL. İşte şey, sigortalı maaşlı. Cem Yılmaz da o kadar güzel bir açıklama yapmış ki 5 milyonluk arabasıyla. Biz normal insanlarız demiş yani. Onu demiş Demet yapsın. Benim oğlum demiş normal çocuklar gibi eğitimini alacak, almaya da devam ediyor demiş. Evet. Bayılıyorum Cem Yılmaz'ın böyle çıkışlarına. Yani bir alışveriş merkezinde kırtasiyeden çıkarken yakalanmışlar. Yakalanmışlar diyorum artık çünkü her dakika bir yerlerde karşılarına çıkıyorlar. Cem Yılmaz ve oğlu kırtasiye alışverişi yaptık demiş. Yani sıradan bir alışverişti. Evet. Hı-hı. Ve demiş ki ben özel eğitim aldırmayı düşünmüyorum. Her biz normal çocuk insanlarız gibi. Demiş. Evet, Demet'in de anormal insanlar olduğunu bir daha böyle... Ya biri... isim vermemiş tabii ama... Bence anormal Demet. Madem böyle bir şey yapıyorsun, şöyle söyleyeyim. Ben şahsen çocuğuma özel bir hoca bile tutmuş olsam insanların gözünün içine sokmam. Biliyorsun pandemi dönemiyle beraber insanlar bayağı bir sıkıntı yaşamaya başladılar. Mücbir sebepler hasebiyle efendim. Bunun üzerine de böyle şeyler olunca mesela geçen gün Alişan'ın yaptığı çıkış gibi. Ya işte kızıma isim düşünüyorum ama arabanın plakasını bozmayı düşünmüyorum gibi. Tek derdi oymuş yani plakaya uygun, plaka bozulmadan diye. Ay ne kadar çok büyük derdiniz var Alişan ya. Hakikaten gerçekten ya. Ya o kadar lüzumsuz insanlarsınız ki ya, Türkiye'ye gelmiş geçmiş en lüzumsuz iki insan. Demet Akalın'la Alişan ya. Gerçekten. Gerçekten lüzumsuzlar ya. Ama ikisine program yaptırıyor çok iyi bir kanal. Canım o Müge Anlı'ya onları hesaba katayım. O program gider yakında. Yok işte şey bulamıyorlar. Ratingleri nasıl acaba? İlk başlarda şeyde çok düşündü ama. Şeyde bile yok. Hala mı yok? Ratingler. Nerede yok? Ne, araştırmalarda mı yok? Nerede yok? Neyi yani içinde bile yok programın adı yani. Hmm. Şöyle bir şey söylemek istiyorum. Konuk bulamıyorlarmış güya. Ben de pandemiden dolayıymış ama koronadan dolayı ben hemen orada kafamda böyle bir mavi ışık yandı. Şimdi Demet'in hiç dostu yok ki. Demet için gelmiyorlardır ben sana söyleyeyim. Kalmadı yani. Kalmadı yani. Olanı da çağırdı şey zaten. Olanı da çağırdı zaten. Ondan sonrası gelir mi? Valla beni çağırırsa gelirim. Niye giderim biliyor musun? Neden? Kavga etmeye giderim yani. Anladın mı? Sen nasıl böyle şeyler yaparsın diye ortalığı karıştırmak için, karıştırmak için giderim diyorum yani, net söylüyorum. Fazla da dostu yok zaten, programı kimlerle götürecek o da merak konusu. İnşallah da bir an önce ya Müge Anlı'yı unuttu onlar ya o sabah programını yaparken. Evet, yani Müge Anlı yayındayken size ekmek çıkar mı ya? Diyorum evet, ve konuyu kapatıyorum. Biz de normal insanlarız tatlım yani, anlayacağım. Bak ne kadar güzel şeyler konuştuk. Peki tepkilere rağmen Şevval, yanlış söylemedim değil mi? Şevval Şahin, evet, hala parti vermeye devam estetikli ediyor. Estetikli Türkiye güzelimiz. Ben doktora vermeyi isterdim o ödülü biliyor musun? Burun estetik, güzelleştirdi yanak diye estetik, tajona mı takacaksın? Estetik, ondan sonracığıma ne bileyim ya, eskiden estetiği bırak. Aslında estetik gören Gülüyor Avşar'ın biliyorsun evet, tacı bile alındı. O evlendi diye evlenip ayrıldığı için bak düşün. Evet. Yani orada bir evlilik müdahalesi olması hasebiyle bile tacı alınmıştı bu hanımefendi. Öyle estetikli olmasına rağmen, her yerinin estetik olmasına o zaman rağmen. Çok güzel kızlar var zaten estetikli. Onları bence kesinlikle seçebilirler. Aynen. Bayağı kesinlikle bir kınamıştım o tarihlerde. O zaman istersen önce bir videomuzu izleyelim. Hı hı. Arkasından devam edelim yorumlamaya. Tepkilere rağmen Şevval Şahin'den Boğaz'da 21. Yaş Partisi. 2018 Türkiye güzeli Şevval Şahin'in geçen Şubat'tan beri aşk yaşadığı Yiğit Markus Aral'ın 30 Ağustos'taki doğum gününde İstanbul'daki evinde büyük bir parti vermişti. Bu eğlenceden kısa süre sonra Yiğit Markus Aral'ın yaptırdığı koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine partiye katılan ünlü isimler paniğe kapılmıştı. Gelen tepki ve eleştirilere Şevval Şahin, "Abartılacak kadar vaka yok. Çevremizde 10 kişinin testi pozitif çıktı." diyerek yanıt vermişti. Ama gerçekten abartıldığı kadar vaka yok yani. Toplam çevremizde 10 kişi falan pozitif çıktı. Şahin, 21. yaş gününü yine parti verip arkadaşlarıyla kutladı. Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı parti yine tepkilere neden oldu.
Bazı sosyal medya kullanıcıları grubu sorumsuzlukla suçladı. Sizin şımarıklığınızı bizler çekmek zorunda değiliz mesajıyla partiye katılanlara tepki gösterdiler. Evet, hakikaten koronadan korkmuyorlar, farkında mısın Koronadan Esma? Koronadan korkmuyor herhalde, o korona olayına da estetik yaptırıp düzeleceğini düşünüyor hanımefendi. Yani, ama ciğerlere henüz bir estetik yapılmıyor. Hep bir aradalar, hep böyle bir tıklım tıklım parti, hep bir oynama, eğlenme. Ya ne kadar meraklılarmış insanlar ya eğlenmeye. Hakikaten ben bunu çözemedim. Bir hastalık var, kol geziyor, herkes ölüyor ve kimsenin umurunda değil, hala Boğaz'da, orada burada, yatta, evlerinde şaka parti vermeye devam ediyorlar. Gerçekten yani. Şaka gibiler. Bir de abartılacak bir vaka yok, çevremizde 10 kişinin testi pozitif çıktı diyerek yanıt vermişti. Ne diyelim? Ya 10 kişi yani, düşün yani. Az mı 10 kişi ya? Az mı yani? Az mı yani? Ve sen taşıyıcı olabilirsin, evindeki herkese taşıyabilirsin, büyüklerine. Düşün yani, anneni babanı düşün, ne bileyim teyzeni babaanneni düşün. Sorumsuzlar bence. Evet ya, kesinlikle sorumsuzluk başka bir şey değil. Zevki sefa için, eğlenmek için bunu yapanları ben çok kınıyorum. Ama bu ülkede çalışıp evine ekmek götürmeye çalışan, değil mi? Hayatım, 21 yaşında bir yere getirmişsen bir insanı, biz getirdik aslında, anladın mı? Yani sen 21 yaşını hatırlıyor musun? Ben sokakta top oynadığımı hatırlıyorum 21 yaşında. Vallahi 21 yaşında ben dünyayı fethediyordum, hemen onu söyleyeyim. Aa, öyle mi? Ben evet, öyle bir şey yapmıyordum. Ben öyleydim hayatım. O yüzden yaşı küçümsemeyelim, baz almayalım. Sadece bu yaşta neden bu kadar çok estetik? Sen oraya takıldın hani yani. Hani neden ya? Neden? Yani estetikli bir insan neden birinci olur ve neden bizim gözümüze bunu sokarlar? Korona olayıyla da bayağı bir konuştuk. Ne diyelim ya? Korona olsunlar inşallah yani. Bunlara ben yine tövbe edeyim de. Bunlara o denir, başka da bir şey denmez diyorum. Hadiseyi peki, o zaman konuşalım mı? Hadiseyi konuşalım. Çok güzel bir aşk yaşıyor biliyorsunuz. Önce haberimizi izleyelim, arkasından yorumlayalım. Hadise ağladığı anı paylaştı. Doğru hissetmişim demek. Son dönemde hem aşkıyla hem de küçük bir yol şarkısıyla gündeme gelen Hadise'den yeni bir paylaşım geldi. Oyuncu Kaan Yıldırım'la yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Hadise, son çıkan şarkısıyla ilgili açıklama yaptı. Ağladığı anların fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan şarkıcı, yazdığı notla da dikkat çekti. Bu fotoğrafı, küçük bir yolu ilk dinlediğimde çekmiştim. Ağlamıştım. Hüngür hüngür ağlamıştım. Beni bu kadar etkilediyse bu şarkı, dinleyenler neler neler hisseder acaba demiştim. Doğru hissetmişim demek ki. Şarkımızı söyleyip video çekenler, eline gitarını alıp söyleyenler, piyano çalıp söyleyenler, hepinizi izliyorum, görüyorum. Ne mutlu bir şarkıyla sizlerle böyle bir bağ kurmak. Sizi seviyorum, dedi. Hadise ağladığı anları paylaşmış. Aslında duygusal mı, çok mu, eğlenceli, biraz kafamı karıştırıyor Hadise benim. Neden? Paylaşımlarıyla. Çünkü bir biliyorsun hani bir dönem hani kalçalarını paylaşmıştı ama o zaman sevgilisi yoktu. Bir dönem gene fiziğini klibini paylaşmıştı. Klibini izledin mi? Klibini izlemedim. Yok, İzle klibini de Kaan Yıldırım'ın vetolarını gör. Değişmiş yani Hadise. İnanılmaz derece. Biliyorsun Hadise kliplerinde güzel böyle temaslar kurmayı seviyor. Aynen. Dokunmayı seviyor. Güzel bir partneri oluyor. Her zaman bunu her zaman da görmüştük. Ama klibindeki gözümüzde partnerini gördüm gene. Yani çiftindim. Bir yakınlaşma sahneleri var yani. O kadar değil. O kadar değil. Yani. Sade. Hani çok fazla. Kıyafetleri bile inanılmaz derecede sade ve şıktı. Ben şarkıyı beğendim biliyor musun? Evet evet, güzel bir şarkı gerçekten. Beğendim şarkıyı. Bu arada Terazi Burcu Hadise. Diyorsun ya, paylaşımları kafamı karıştırıyor. Dengesiz demek dengesiz istiyorsun. Dengesiz diyorsun. Aşık olunca Terazi Burcu dengesiz olur. Evet, öyle de oldu zaten. Gerçi onun öncesinde aşık olmamıştı. Kendini oldukça fazla deşifre ederek paylaşıyordu. Şu anda aşık ama bence. Şu anda aşık. Evet, güzel de bir aşk yaşıyorlar. Dileriz bozulmasın. Ben evleneceklerini düşünüyorum. İnşallah. Çünkü arkadaşımızın yani ne damadın mı diyelim, ne diyeyim, Kaan Yıldırım'ın ailesi de böyle çok güzel bir aile gerçekten. Kaan Yıldırım da düzgün yaşayan bir insan. Bence olabilir, neden olmasın diye düşünüyorum açıkçası. Ne diyelim, hayırlısı olsun valla. Hayırlısı olsun, evet.
Biz gene geldik bir programın sonuna, farkında mısın? Evet. Hakikaten zaman su gibi akıp geçiyor sizlerle. Sizler de keyifle izlediğiniz diye düşünüyoruz efendim. Bir programın daha sonu. Hoşçakalın. Sokak hayvanlarını söyleyecektim sen ben. Onun için bekliyorum. Sen söylesene bugün. Aa, bugün sen söyle. Sokak hayvanlarımızı daima koruyalım. Lütfen denek olarak kullanmayalım. Lütfen bulunduğumuz efendim sokağın ucuna, kenarına, evinizin köşesine, artık nereye koymak isterseniz bir kap su ve bir kap yeminizi ihmal etmeyin. Onlar da nefes almak için bu hayattalar. Bizimle, biz ne paylaşıyorsak, biz ne yaşıyorsak onların da bu dünyada hakkı var. Bunu asla unutmayalım. Hoşça kalın.